Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir Minecraft videosu çekeceğiz. Madene inmeyeceğiz ama odun keseceğiz. Şimdi ilk önce şöyle bir evimin içine gireyim. Kapıyı kapatayım. Şimdi bakın tavuklarımız içeride. Şuradaki kapıda yavrular genelde. Bu pitbull köpeği. Genelde bu burada bekçi olarak. Bunlar da kulübede artık. Kulübeye koydum. Sonra arkadaşlar gelin. Burada bir inek besliyorum ama burası ineği hırsızlar kaçırdığı için besleyemiyorum. Mutfak burası arkadaşlar. Bakın yemekler, sütler, mütler, yumurtalar. Sen bir koltuk ve masa var. Ay sandalye ve masa var. Burada da çalışma odamız var. Genelde en çok kullandığım eşyalar bunlar. Bakın arkadaşlar aslında elmasım bayağı da 12 falandı herhalde. Sanırım yani. O elmasları harcayıp ben bu elmas eşyaları yaptım. Aslında bir gece madene inmiştik arkadaşımla beraber. Lava deyip şey oldum. Ama eşyalarımı kaybettim. Şu elmas kazmamı da kaybettim ama yenisini yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu yumurtamızı koyalım. Çalalım, balta alalım. Birazcık da taş kazarız belki. Şimdi arkadaşlar bugün belki odunculuk kesimi yapabiliriz. Odunculuk çünkü önemli bir meslek. Yani benim tahtaya çok ihtiyacım var arkadaşlar. İlk öncelikle. Ve kılıç neden aldım? Koyun yapıp onların günlerinden halı yapıp bu evin tamamını halıyla kaplayacağım. Sonra çok güzel olacak. Evimi tekrar gezdireyim. Bakın burası tuvalet mesela. Şöyle tuvalet var diye yapıyoruz. Bakın içine girebilirsiniz. Ama benim şimdi üstüm başım kirlendi. Ne yapacağım? Banyoya gideceğim. Sonra gideceğim. Burası fırın odası. Genelde burada bir şeyler pişiririm. Burası yatak odası. Çok küçük arkadaşlar. Tamam. Şurası tekne eğitim yeri. Diyelim arkadaşlar yağmur yağıyor. Yağmurda kayık süremezseniz burada sürebilirsiniz. Şu tarafta sandık olan bir sürü şey var burada. Bakın mesela savaş eşyaları falan. Bunlar da sonra böyle duruyor. Ona açtım burada ne işi var? Önemli pusula gibi şeyler işte. Burada bloklar falan inşaat yapımına gerek var. Burada da şimdi bir şey yok arkadaşlar. Şu çiti yerine koyalım. Koyalım işte buraya. Tamam. Şimdi ben üstüm başım kirlendiyse şuraya ben yapacağız. 2 dakika alın arkadaşlar. Şöyle oh 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 üstüm. Oh. Bak. Buradan bir su kaynağına ulaşabiliyorum. Ben de burada bir kapı vardı. Onu kırdım ben. Mis gibi. Mis gibi. Oğlum. Tamam çıktı. Arkadaşlar bir de kapıyı açınca böyle suyun gelmemesi çok saçma olmuş. Yani bir de ineğin kapının içinden gelmemesi çok saçma olmuş. Yani ben bunu çok saçma buldum. Siz saçma bulduysanız yorumlara yazın. Bakın burada da ateşli ısınma yeri var. Şimdi ilk önce bir gidelim. Ama burası iskelemiz arkadaşlar. Buradan maden var aslında. Son buradan düşerseniz tak diye gidebilirsiniz yani. Bakın bacadan atlayabilirim isterseniz. Ve bacayı kapatmalı bir kapı var arkadaşlar. Bakın şurada bir yerde. Bak bacayı kapatabiliyorsunuz. Böyle ne desem yani havayı kirletmesin diye böyle bacayı kapatabilirsiniz. Ben şimdi kapatacağım. Ben yokken çünkü baca başka şeylere yol açmasın arkadaşlar. Arkadaşlar buna geçtim. Bu çit ne alaka? Eskiden burada bir tane bir karadam vardı. Karadamı biliyorsunuz. Bir tane balka var kafası ve iki tane kar bloğu koyarsanız yapıyorsunuz. Ama ben onu şey yaptım. İşte artık burada yok yani. O balka var kafası bulana kadar yani buradaki çitleri kaldırmayacağım. Ve kar bloğu yapacağım. Burası da tarlam arkadaşlar. Bir videoda görmüştünüz.
Bu çok küçük bir tarlaydı. Ben birazcık büyüttüm. İşte burası da ineğimin mezarı. Hani var ya hırsızlar kaçırırlar. İşte bakın her gün buna dua ediyorum. Bak çiçeklerle donattım. Arkadaşlar. Şurası da benim madenim artık. Genelde burada çok elmas melmas bulunmaz. Elmas bulunmuyor zaten. Sen yani ben oraya taş, kömür ya da demir madeni sayıyorum. Demir de bulunabilir. Sonra bu ağaçları da ben ektim arkadaşlar. Bu ağaçları neden ektiğimi söyleyeyim size. Böyle odun kestikten sonra odunumuz daha çok artıyor ya işte. Buraya orman yapmış gibiyim, evet. Zaten öyle yapacağım. Neyse arkadaşlar, akşam oluyor. Direkt eve gitsek iyi olur. Yani tehlikeli şeyler başımıza çıkmasın. Direkt yani pitbull buradan göz kulak olur eve. Gir gir gir. Buraya bir de perde varsa perde koymayı düşünüyorum. Aa tabii ya, perde yok. Arkadaşlar perde yok. Evet, perde yok. Şimdi ilk önce yok, bunlar kalsın cepte, aman. Şöyle gidelim uyuyalım şurada birazcık. Oh. Şimdi ilk önce bir şey olsun arkadaşlar. Odun kesmeye başlayabiliriz ve birazcık da taş kazanmam gerek. Koyun şey yapacağız abla. Şimdi bir sürü işim var arkadaşlar. Bunlar ev için işler aslında. Tahta bana çok önemli. Bir sürü şey yapılabiliyor tahtadan. Ondan arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir geçelim. Allah'ım ya. Bir de arkadaşlar bir gün bal kabağı turtası yapmak istiyorum ama şeker bulmamız gerek. Şeker de nasıl bulunuyor bilmiyorum ama şeker kamışı bulabiliriz. Ondan da şeker yapabiliriz. Bakın arkadaşlar, böyle eğer odunun üstüne tıklarsanız böyle soyulmuş odun oluyor. Bakın aynı böyle. Böyle bundan buraya. Ondan dolayı bunu anlatmak için buraya. İlk önce bir böyle şey yapalım. Keselim. Arkadaşlar bir de bunların çimlerini kırmanıza gerek yok. Kendisi yok olunca buradan tohum çıkıyor zaten. Bakın aynı şuradan çıkabilir mesela. Bu yarım kalmış, onu kesmeyelim. Şimdi çam ağacı odunu kesmem gerek benim. Çam ağacı çok önemli bir odun olduğu için. Ona at bulduk. Şimdi bak. Tohum var mesela, alalım direkt şunu. Bazı tohumları sonra ekeceğim. Bizim başka işlerimiz var. Ağaçlardan sopa da çıkabiliyor arkadaşlar. Bence alın sopadan, çünkü kılıç mılıç ya da herhangi bir şey yapabilirsiniz. Alın. Alın. Oğlum başka kesecek doğru mu ağaç yok mu? Bu var. Bunu kesin mi işte? Tamam, bunu kesin. Yağmur yağıyor. Oğlum var ya, bir gece oldu bir de yağmur yağıyor bir de üstüne, değil mi? Bunlar sonra ekeriz arkadaşlar. Şimdilik biz işimize odaklanalım. Elmas balta da çok iyi. Ama arkadaşlar çok da kullanmıyorum. Taş balta falan kullanıyorum. Çünkü kırılabilir diye, zamanla kırılacak zaten. Bir gün kırıldı. Ama elmasın kırılması için 30 gün ya da birkaç gün beklemeniz gerek. Elmas çok zor kırılan bir şey. Eğer ben bütün gün bunu kesersem yani kırılma noktasına gelebilir. Eski elmas kazmamıza kırılmak üzereydi. İlk şey olmuşum arkadaşlar, madende şey olmuşum çünkü yani gerçeği olmasa mıydı diyorum. Çünkü bütün her şeyimi kaybettim ya. Oğlum nerede? Hayda, bulamadım. Neyse. Şimdi hemen şuradakini keselim. Diğer çimlere çok uğraşamam. İçten olanları keselim. Kaldı bu. Neyse.
Şimdi ben 33, 40 tane odun kesmem gerek. 40, 40 bana yeter. 64 falan yapmaya gerek yok arkadaşlar. Fazla olur. Çok fazla. Tahtaya o kadar da ihtiyacım olmaz ben. Bunu yarın gidip bu sopaları götüreceğim zaten. Oğlum. Odun nerede ya? Hayda. Odun gitti oğlum. Odunu kaybetti. Odunu kaybetti. Oo! Uy! Odun gibi yerde durmuş odun bir de. Topa. Tamam gidebiliriz. Dur ya gitmeyelim. Koyun avlayacağım biraz. Aslında çiçek toplayıp onlardan boya yapıp sonra istediğin yatak bundan yapabilirim ama hani gerek yok ya, benim güzel yatağım, benim güzel renkli bir yatağım var ya, gerek yok. Aman koyunu da nereden bulacağım oğlum yağmurda? Hayda. Oğlum bu ne ya? Gittik. Bacadan girdik. Ana kapıydı ya. Aa dur ya. Burada bir yer var. Tabii ben de bakıyorum. Ben de bakıyorum. Ay uzun diyor bu ateş. Ay şey. Dumanın geri kalanı. Şimdi kapatalım da içeri yağmur yağmur. Yağmur falan. Bulacağım oğlum ben. Eski koyunlarım vardı, onları hepsi gitti. Kestik kurban ettim yani bütün koyun. Oğlum ya. Abi ya. Koyun nereden bulacağım ki? Nesi bu kadar? Eser yok, eser. Eser yok. Hayda. Oğlum koyun nerede? Nereden bulacağım ya? Yok ya koyun çıkana kadar taş kazanım değil mi? Taş kazanım, kömür falan. Demir çıkarsa demir alırız. Zaten demirim 50 tane falan da 64 tane kazmam gerekiyor. Çok önemli demir. Meşale yok oğlum. Şöyle meşale olmayan yerlere doğru kazanım. Oğlum meşale almayı unutursak kesinlikle biz gittik. Yani karanlık maden. Taş. Burada neler var? Kas kas kas. Burada bir yer kömür bulduğumu hatırlıyorum ama. Oo. Kırdık burayı. Çok kötü kırdık. Dur bir alalım şunları. Şöyle. Arkadaşlar eğer sizin gerçek Minecraft'ınız varsa yorumlara yazın. Para istiyor gerçekten, evet. Ben de ona gıcık oluyorum. İlk başta para yatırdım, evet. Siz de yatırıp alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz ama ilk önce annenizin babanızdan izin alın. Ben bir ödül olarak satın aldım. Siz de yani ödül olarak ya da annenizden babanızdan izin alıp satın alabilirsiniz. Gerçekten yaratıcı modun olmuş. Çok güzel ürünsüzsünüz sanki. Hani bir yerden düştüm. En yukarıya kadar gidebilirim. En yukarıdan düştüm. Hiç vuruş olmuş. Ana. Ha. Arkadaşlar bakın. Sonraki aklıma bir fikir geldi. Sonra
sonraki videomuzda burayı bir yeri kazıp böyle kapatalım. Bu madenle bu madeni şey yapmış oluruz arkadaşlar. Birleştirmiş oluruz. Madenimiz daha çok büyük olur. Ve daha çok böyle iyilik kazanmış olur. Bakın arkadaşlar, bunu bir sonraki videomuzda yapacağız. Buraları kazıp kazıp böyle taşlar ekleyip böyle şey yapacağız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yaptığımız zaman bu madenle bu madeni genişletmiş olacağız. Bakın şuradaki gördüğünüz, bakın tam şuradaki gördüğünüz maden buraya doğru gidiyor. Şurası nereye gittiğini bilmiyorum. Önceden kapatmıştım, bilmiyorum artık. Bakın burada bir yer var. İşte burayı genişletip kazıp böyle bir şeyler yapabiliriz. Madenimizi büyütebiliriz. Güzel olur bence arkadaşlar. Sonraki videomuzu izlemeyi unutmayın. Gerçekten güzel olur arkadaşlar. Şimdilik işimize devam edelim. Bunu sonraki videoya saklayacağım. Bayağı taş kazanmışız. Bana yeter oğlum. Bu bana yeter. Hem bir sürü taş var burada. Ben bu kadar uğraşmam. Dur bir yağmur geçme. Acaba yağmur olduğu için mi koyun çıkıyor? Bence de ya. Bence yağmur olduğu için koyun çıkıyor. Şimdi kılıç kazma falan kalsın. Odunu koy, taşı koy. Koy. Sopayı koy. Şu tohumlardan 20 tane. Hayda. Dur ya. Bir koyun aramaya çıkayım. Aa, dur be. Sabah şey. Akşam oluyor ya arkadaşlar. Ne çabuk akşam oluyor. Uyuyup hemen şey yapabiliriz. Uyuyalım hemen. Oh be. Evet arkadaşlar. Güzel bir sabah uyandık. Çok güzel bir sabah. Bugün koyun günümüz olacak. Koyunlar, koyunlar, koyunlar diye bağıracak. Dur ya. Aman! Su içildim. Bir de... bir ses geldi. Bir de arkadaşlar bu köpeklerin dördünü nereden buldum size söyleyeyim. Karşıda bir orman var. Orada bir sürü genelde kurt bulunuyor. Ben kemik bularak onları besledim. Ama gerçekten de çok zor buldum. Şimdi ilk önce birkaç koyun alıp videoyu bitireceğim. Heh. Ooo. İki tane arttı. Bir tane görmediniz mi siz orada? Yorumlara yazın. At var, boş var ya. Derisi gerekli değil. Derisi yapabiliriz. Elmas kılıcı tek atıyor. Nerede? Dur, karlı alandan da oluyor gene. Çıkalım şuraya. Oğlum. Ne kar varmış burada. Dur bir şuradan bakalım. Şurada bir tane var. Yok galiba, başka görmüyorum arkadaşlar. Ay çok kötü. Bunu alalım. Şunu alalım hemen. Bu. Tamam. Atla şuradan. Of. Oy, neymiş bu koyun meselesi ya? Koyun meselesini daha çözelim. Tohumlara bak, tohumlara bak, tohumlara bak. Uy, ne birikmiş oğlum. Bir tane erzak bulmak için bir köy arıyorum aslında arkadaşlar. Oradan erzak alıp her gün koyun avlayabiliriz. Lan şu atı koyun sandım ya. Bir git at. Oo, iki tane. Bu ikisi benim. Bir. Aman ya, şu koyunları da bulamadık. Videoyu birkaç dakikalık yapacağım arkadaşlar. 20 dakika olur belki. Aman oğlum ya. Neyse arkadaşlar, videomuz burada bitti. Sonraki videomuzda koyunlarımızın hepsini avlarız. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.
ve Minecraft'ta madenlere inerken meşale almayı unutmayın. Bye bye.